Açılış tarihi 1938. İlk köye gelen öğretmen Murat Yumak, Murat Efendi. Bu eğitmen olarak 3'e kadar okutuyormuş. 3'ten sonra gelen öğretmenler okutacak. Bir ara verilmiş. Ondan sonra ilk köye gelen öğretmen Muzaffer öğretmen. Ara verenler yine devam etmişler, diplomalarını almışlar. Ben 1968'de öğretmen konumunda mezun oldum. İlk görev yerim Arpalı, Niv köyü. Orada bir sene öğretmen yaptıktan sonra bu Saruhan'da, Hako'da yeni okul açıldı. Gittim orada ilk defa okulu ben açtım orada. 3 yıl görev yaptım. Oradan bizim köye geldim. 73'te okulu yeniden kurduk. Yani bina var, içinde bir şey yok. Yeniden işte masalarını, yazı tahtasını, dolabını, her şeyini tamamladık, okulu açtık. 7 yaşından 14 yaşına kadar bütün köyün çocuklarını birinci sınıfa yazdık. Hangi sene bu? 71'de. İşte 100 sene kaldım, 73'te. Yani 71'de, 73'te bizim köye geldim. Bizim köye geldiğimde 120 öğrenci vardı. 3 öğretmen çalıştık. Ondan sonra 5 öğretmen çalıştık. Ama okulun 2 sınıfı vardı. 5 öğretmen, 2 sınıf. Okulun yanına 3 tane, benim müdürlük zamanımda 3 tane daha sınıf yaptık, 5 öğretmen çalıştık köyde. Ondan sonra köyden göç olduğu için yavaş yavaş öğrenci sayısı azaldı. Yıllar sonra da okul kapandı. Eski okul çatısı falan yoktu eski okulun. Yani o dönemde yapılmış. 63'te hem okul hem sağlık ocağı amcam milletvekiliydi o dönemde. Onun döneminde yapıldı. Sağlık ocağında doktor, hemşire, sağlık memuru, köyde jip de vardı. Şoförü jip de vardı. Bu sağlık ocaklarının amacı, görevi 12 köy bağlıydı. Çevre köyler hepsi. Buna koruyucu hekimlik, işte ilk aşı yapma, köylerdeki düzeni, işte sağlık düzenini sağlamak için. Aile hekimliği şu an, aile hekimliği. Aile hekimliği gibiydi o dönemde. Ondan da sonradan vazgeçtiler. Neyse, şimdi doktor da yok, sağlık memuru da yok. Bir ara ara şey, ebe varmış. Ara ara bir ebe gelip gidiyor işte. Şey olarak. Kanalizasyonlar da 1960'lı yıllarda yapıldı. Allah rahmet eylesin Cemil ağabeyin, Cemil Uğurlu. O dönemde İstanbul'da bu şeyleri görmüşler. Köyde de o dönemde bu kürkleri yapanlar vardı köyde. Birkaç kişi vardı. Küng olunca efendim bu iş yapılır. Köye kanalizasyon yapılır şeyine başladılar. O kalıpları getirdiler köye, küyleri döktüler, köylü kendi yaptı bunu.
bu kanalizasyonların hepsini bağladılar. Herkes evine tuvaletini yaptı. Dışarıda var idi. Bahçelerde, su kenar, suların üstünde var, derelerin üstünde. Caminin tuvaleti yok mu? Caminin yok idi. Yok. Belli yerlerde vardı. Caminin orada tuvalet yoktu. Çeşmelerde yine amcam milletvekilliği döneminde köyde hiç çeşme yoktu. O yukarı çeşmeden bir çeşme vardı değil mi? Çeşmenin yerindeki bir çeşme. Oraya da yukarı dereden küçük bir su gelirdi. Su ihtiyacını nasıl karşılıyorlar? Suları mı? İşte yazın o gelen şeyden, baharda çeşmeden daha çok şeyden, kışın dereden, çoruktan veya harıktan. Kuyular varmış orada. Kuyular vardı köyde. 5-10 tane kuyu vardı. Dağların eteklerindeki kuyular temiz sularıydı. Onlardan içme suyu alınırdı. Kimlerin vardı kuyu? Aşağı İzzet Dayı'nın vardı. Yukarıda Gülhanım abla, işte Murat Efendi'nin eğitmen Murat hanımı bu. Onların vardı. Ondan sonra Muzaffer Dayıgil'in vardı. Hüseyin Dayı'nın vardı. He. Onun da vardı. Genelde köylüler onlardan içme suyu alırdılar. İçme suyu onlardan genelde alırdılar. Kışın da bu Mere Çayır var ya, oradan şeyle kışın kızaklarına oradan taşırdılar. Köye çeşmeye gelince tabii daha onlara ihtiyaç. Kanda okurken bize öğretmen olduğun zaman muhakkak bir köye gideceksiniz. Köyde örnek bir şey yapın. Örnek arıcılık, örnek tarım, işte örnek arıcılık bir şey yapın. Örnek, köye örnek olun. Biz de kesu sebep oldu yani işte. Birer arıyla başladık köyde. Ama köyde o zaman arı vardı. Mesela dedem gelin vardı. Efendim, onların vardı, İzzet Dayı'nın vardı. Birkaç kişinin de böyle ara ara ikişer üçer arıları vardı. Bu arıcılık yani bizimle biraz daha gelişti. Şimdi köyde 4 tane arıcı var. Bizim var Servet Koca'nın, Yavuz'un, bir de Mirati'nin arıları var. Daha fazla olabilir mi? Olur. Aşağı yukarı köydeki arı toplamı 300-400'e yakın. 500-600-700 gibi olur. Yapılabilirse olur yani. Değil. Benim bildiğim. Az önde kalan. Ben 36 gibi duymuştum. Okulu? Açılışı. Okulu. Ama tam 36'dır. 37'dir. Yani kesin bunu bilmiyorum ben. Ama ben bildiğim, duyduğum o bilgi olarak. 36. Evet tamam o zaman senin tahmin ettiğin o nesildeki okuyanları sayalım. Kim? İşte o bu demin saydıklarımızı sayacağız. O birinci bir grup. Birinci grup. Ferit Bey. Onlar burada. Nevzat Bey. Onlar. Okuyan takım ama burada köyün okulunda değil. Onlar burada okul olmadan Bayburt'ta okumuş. Bayburt'ta okumuş. Fark etmez ki. Fark eder mi acaba? Onlar Bayburt'ta yani. Okumuşlar. Olsun biraz daha burada, biraz daha üstteler yani birkaç sene daha evvel oluyor. Birinci nesil dediğimiz kişiler oluyor. Ferit Bey mesela, Subay mesela daha önce. Halis abi ne okumuş? Bayburt. Bayburt okudu. Ama şeyde... Halis Bey onlardan sonra mı acaba? Vallahi. Onlardan herhalde sonra olması lazım. Cevdet Baybur'a Cevdet Baybur'dan sonra olabilir de. Mesela Ferit Bey'den de çok sorun olmaz yani, onlar hemen hemen aynı. Atilla Bey de onlardan sonra durur. Onlardan sonra durur. Atilla Bey sonra olur. Dediğimiz gibi o grup Bayburt'ta okumuş. Okul açıldıktan sonra, işte Nur ağabeyimin demesine bakarsak. Birinci, Nur ağabeyimin takım işte. He, o ikinci grup. Mesela o sen sayırsan şimdi de, mesela ben bildiğim hani yakında, Sabettin ağabeyim, Hacal ağabeyim, o grup yetişti. Ayrılmışlar. Bazı Melis abla daha... Şey geldikten sonra, ilk buraya gelen öğretmen şeymiş, Muzaffer öğretmen. Öğretmen olarak, yani sizin demenize bakarsak... İşte belki şey Remzi abla'yı
Tabii. Bizim mesela doğru dürüst tanıma bile tanımıyorum. Onu kaçırmış mesela ikinci işi olarak. Üşürlüklerin bitiminden sonra gelmiş Muzaffer Bey'in şeyi. Onlardan sonra. Ya işte bu da birbirine. Ondan sonra da beşinci sınıf olmuş. İşte Demet Saygılarımızın bir kısmı gitmiş, beşten mezun olmuşlar. Evet. Uzun Mustafa, Mudafer ağabeyim, Sefer ağabeyim. İşte yani bunlar, onlar, dediğimiz gibi bunlar... mezun olanlar, üçten sonra birlikte. Bunlar birbirini etkileyen şeyler. Mesela onlar okumuşlar. Ondan sonra gelen o grupta çok okuyan yok. He. O grupta. Yani ortaokula, liseye gidip okuyan kimse o grupta yok. Bir onun altında var. Mesela onun altında İlhan ağabeyim gibi var. O tayfa ha. He, onlar var. Onlar da var. Onlar. Şey Zühtü ağabey. Zühtü ağabey. Onu da say. O da orada. Onlar da say. Onlar da say. Yani, Bursun gitti ayrıldı. Ya onu bildiğimiz. Evet. Daha? Daha da yok o grupta. İsmet ağabey. O sonradan. İsmet ağabey köyde okumuş mu acaba? Yok, okumuş, yok okumamış herhalde burada. Yok. Burada okumuş da ondan sonra hafizliğe. Onlar hafizli ha. Şimdi. Ha gelmiş. Ahmet, Sami, İsmet ağabey, Beyneli bir tanesi. Onlar hafizliğe çalışırken kaçtılar. İsmet ağabeyim o şeyden sonra, ortaokul, lise ondan sonra bitirdi. Şimdi İsmet deyince, şimdi iki tane İsmet var da burada. Hatta üç tane var. Bir de şey var. Şevket Daim İsmet var. Bunları karıştırmak doğru değil. Hüseyin Aydet. Hüseyin Aydet onları. İsmet sonra, yani bizim devremiz. İsmet abi. Şevket Daim İsmet bizim devre. Beraber geldi. Ha, bizim devre. Şimdi sanıyla söyleyebilirsek Kefeli İsmet diyelim ki herkes bilsin. Onu oraya niye katarsın? Niye İsmet Bayram? Kefeli İsmet, İsmet Şen yani. Soyad ama öyle diyelim ki bir kefeli de şey yapsın. Kefeli deme dedi ki. Olsun kefeli onu sanı yani. Sanıyorum. Onların da hoşuna gidecek bir şey. Yani. Hiç ya, olmaz şey ya. Peki Bekdat adamı tabii. Şen de Türk genelde. Gitmez mi acaba? İsmet de şey, ben abi gidin de arasında İsmet'in o, Şevket Ağabey'in İsmet'in Cemal okuldaydı. Kemal var. Kemal. Bilmiyorum onu getiriyor. Kemal de İblaşçı şeydi o. Ya aslında bu dönem önemli olan şu bence. Bilmiyorum yani siz ne diyorsunuz değil mi? Bu okuyanlar, üstten aşağı okuyanlar ne kadar etkilemişler? Alttan ya değilim ki. Bu şey değil. Selahattin Bey'in müşahları. Bu köyde okuma etkilemişler. Bunların etkisi var. E tabi babalarının şeyine etkisi... Şunlar ben... Düzenli olarak onlara da... Hatta Selahattin Bey çoğuna yalvarmış, vermek etmeyen çocukları verin okula yollayın. Yok, Nariz Hoca. Da gitmemiş, o zaman sabah tutma vardı. Şimdi benim tespitim şu, diyorum ki, onlar yazın köye geldiler. İşleri, gücleri yok. Temiz biraz giyerdiler. Top alır, harmanlarda top oynardılar. Şimdi millette bakıyor ki, ya o kuşak. Ulan ne güzel bunlar okumuşlar, efendim ne güzel top oynuyorlar, efendim biz de okusak, efendim biz de böyle top oynarız, efendim. Onun tesiri olmuştur. İlla ki olacak, yani olmamış, ki. Madem ki toplar açıldı, ben o zaman başka bir şey söyleyeyim. Cilara köyüne bizim burada maç var o dönemde. Biz de genç, yani az çok bir futbol şeyimiz var yani bir şeyler yapıyoruz öğretmen okulunda. Geldik buraya, biz biraz daha genç olduğumuz için maça bizi almadılar. Şu harmanlarda oynanacak. Cilaralılar daha tecrübe, çok güzel futbol oynuyorlar. Bizde de o zaman kim bilmiyorum, seçim yaptılar. En uzun adamları takım aldılar. Burada... Uzun Mustafa var, Halil Rahim ağabey var, Şaban, aşağı İzzetler'in Şaban var, onun gibi uzunları aldılar, biz de seyrediyoruz. Tabii biz, Allah Allah, hep top gelir, bunların ayağına vurmadan sağa gider, sola gider. Yani yadırgadım ben o zaman, ya gençtim ama
bize bir sürü gol attılar. Galiba Şirkeş'i düzüne de geçti yani. Abi Ahmet'in damının orada, orada oynadılar. Ha, şey, her işte bu damın köşe köşe dediler. Hatırladım. Yani demek ki geriden gel, yani yeni nesile pek önem vermemişler bunlar. Yani büyüklerin şeyi, seçimi bu. Bir sürü gol yedikten sonra rahat ettiler. Biz de rahat ettik o zaman. Cirarlılar çok güzel oynuyorlar adamlar. Demek onlar ki şeyde, tane var çoğusu şey. Ankara'dan gelmez. Al Kemal, Parıldarların. Hep onlar, ha. Onlar. İsmet, Kemal, Kemal. Kemal Parıldar, İsmet Parıldar. Mevlüt Hoca. Mevlüt Hoca. Onlar hepsi, daha gençler de vardı onların içinde. Pek arada top oynuyorlar. Bizim de uzun adamlar işte bu şekilde yenildik. Ondan sonra yemeğe gidiyorduk. Herkes rahat etti. Yani buranın işte o tarımdaki konumu, durumu neyse yapıyı anlayıp, analiz edip ona göre koyduğu tepki neyse eğitimde de hemen hemen böyle. Yani eğitimin amacı genel olarak belli ama bizim bu kültürde bu nasıl bir amaç yüklenmiş eğitimi, orası önemli. Bizde eğitim görebildiğim kadarıyla yani hem Türkiye geneli hem de özellikle burası çok paralellik gösteriyor. Yani bir kendini gerçekleştirme vesaire değil de sadece buradan çıkmanın yolu, aracı. İki, eğitimle muhakkak elde edeceğiniz şeyle muhakkak surette kamuda bir pozisyon alma. Bunun ötesinde belirlenmiş bir amaç yok. Dolayısıyla böyle de olunca sürekliliği olmayan bir yapı. Mesela burası hakikaten çok eskiden beri okumaya, yani bugün modern anlamda okumaya çok hevesli ve başlangıç yapan bir yer. Düşünebiliyor musun? Seferberlikten evvel bu köyden birisi kalkmış, gitmiş, işte İstanbul'da fakülte okuyor. İşte Cevdet Bey, Maşuk Bey'in oğlu, o zamanki adıyla Mektebi Kuzat olan hukuk fakültesinde okuyor. İşte o 20'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam, Yargıtay üyesi oluyor 20 ve 50'lerde de, 50'de Demokrat Parti'de milletvekili seçiliyor Gümüşhane'de. Sonradan işte kimler var? İşte Halis Bayramoğlu bildiğim kadarıyla var, Eczacı. Bir de bu köyün, yani orijinal olarak bu köylü olmayan, fakat bu köye işte bir şekilde anne tarafından vesaire bağı olan kişilerin okumaları var. İşte o da en çok yaygın bilinen Erol Selahattin Tuncer Hoca ve onun çocukları, işte Erol Tuncer, Erdal Tuncer ve küçük oğlu bir de bilebildiğim kadar Doğan Tuncer. Bunlar okuyorlar, onlar önemli bir şey, gösterge. Diğer insanlar da bunları takip ediyorlar, yani takipçiliği var. Ama ne olarak işte buradan, köyden çıkmanın en kolay yolu o. Yani eğitim almak, diploma almak, gidip kamuda şey yap. Bir yer edinmek. Bu gidenlerin dönüp de yani eğitimin genel anlam amaçları doğrultusunda burayı bir şekillendirmesi var mı? Ben onu doğrusu görmedim. Hani bu okuyanların bir kusuru değil. Yani onlara yüklenecek kusur ve eksiklik değil. O buranın eğitimden ne anladığını ve oradan aldığını nasıl değerlendireceğiyle ilgili. Mesela insanlar ne yapıyor? Ta Almanya'ya gidiyor 1960'ta. En modern teknikleri görüyorlar ama getirip burada adapte edemiyor. Mesela soğuk bir memlekette ev yapıyor. Soğuk memlekette güneye bakan cephe koyamıyor. Dolayısıyla bu insan gidip bir diploma da alsa, gelse, bu diploma veyahut eğitimin sağladığı avantajı buradaki insanlara nasıl yansıtacak ve insanlar burada ne alıp şey edecek? Az sayıda o olmamakla beraber önemli bir okuyanı vardı bu köyün. Mesela biz kalktık ilkokulda okurken bizden büyük üniversiteye giden işte Emir Hoca, Emir Budak, Osman Kaymak Hoca ve Kenan abiyi hatırlıyorum. Mesela onların bir şeyleri vardı, bakkalları vardı. Onlar orayı bir okuma atölyesine dönüştürmüşlerdi. Bakkallarda oturduk gençler. Yani. Ben okuldan çıkıp oraya gittiğimi iyi biliyorum. Kitaplar vardı. Hakikaten
güzel bir adam. Yani bu küçümsenecek, azımsanmayacak bir adam. Önemli bir adam. Ama mesela 2 yıl, 1 ve 2 yıl sanırım şey yaptılar ama hatırlıyorum o zamanın işte siyasi atmosferine göre şekillenmiş bir ortamdı. Mesela düşünüyorum oradan diyelim bizim insanlarımızdan buradan mesela meslek dışında eğitim yoluyla meslek dışında ne gelişmiş? Mesela sanat alanında kimsede bir gelişmişlik yok. Mesela edebiyat alanında veya kamuda işte entelektüellik anlamında öne çıkmış bir kimse yok. İşte okuyorsun, diploma alıyorsun, mühendisten mühendis oluyorsun. Doktorsan doktor oluyorsun. İşte mesela diyelim işte Erdal Tuncer doktor, İlhan Bayram doktor, bir de rahmetli Ömer Parlak abi doktordu bildiğim bizim dönemimizde. İşte örnek olarak bunlar verilirdi. Ama mesela eğitimin genel şeyi oldu, doğrudan meslek dışında işte entelektüel falan anlamda bir şeysi yoktu. Katma değeri yoktu. Dolayısıyla bizlerle de bunlar bir rehberlik ettiği söylenemez. Bizler de mesela okuduk ama el yordam. Mesela ben hatırlıyorum. Ben mesela işletme tercih ettim. Niye tercih ettim? İşte bir yakınımız, halamın damadı, işletmede hocaydı. O sebeple ben orayı tercih ettim. Mesela bizim Ensar'ı hatırlıyorum. İstanbul'a dershaneye gitmiştik. Onun hedefinde ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Hukuk mu veyahut da başka teknik dallar mı? Teknik dallar biraz zor olurdu çünkü biz İmam Hatip'te okuduk. Bir gün geldi ki amca dedi, ben dedi karar verdim Boğaziçi kamu yönetimi varmış oraya gideceğim. İstanbul'da koyuyor. Niye dedim? İşte bir arkadaşı var hukukta okuyor, onu ziyarete gidiyor Bünyamin'i. Orada arkadaşı olan birisiyle tanışıyor. O Boğaziçi işletmede kamu yönetiminde okuyor. Ona hevesle orayı yazdı mesela. Bir yıl evvel veya bir ay evvel gündeminde yoktu. Şimdi mesela üniversiteyi okuduk, işte biz akademisyenliğe yöneldik mecburen. Mesela düşündüm, düşünüyorum hala da niye düşünemedim başka bir özel sektör vesaire ki bizim de aslında eğitimin belki de kaynaklarda verimsizliğe neden olması sebebi olarak daha çok üniversite bitirenlerin kamuda görev alması. Özel sektöre hiç kimse gitmez. Özel sektör gelişmez. Ve şu anda da mesela halen daha İşte Türkiye mesela çok önemli atılımlar yaptı. 60'da, 50'de, 60'da, 70'de, 80'de, işte Özal'la beraber vesaire. Avrupa Birliği'ne giriş süreçleri, bu Gümrük Birliği vesaire. Ama bir türlü mesela geldik 2010'lu yıllarda gelir artışımız çok yüksek, hızlı oldu. Ama bir orta gelir tuzağına düştük, hala daha çıkamıyoruz. Özel sektörü mesela kimse bilerek tercih etmedi. Dolayısıyla bu da mesela insanlarda daha farklı bir ufuk açabilirdi. İnsanlara mesela eğitim almış kişilere sadece o eğitimin meslek branşı olarak bakıyorlardı. Bir meslek memuru gibi. Öğretmensen öğretmen, mühendissen mühendis. Ama mesela onlarda diyelim görülen bir entelektüel yön, efendime söyleyeyim bir sanat, estetik yönü, onları görüp de veya tavır davranışlardaki seçkinlik, farklılığı görüp de heveslenip onun motivasyonuyla hareket edeni ben fazla hatırlamıyorum. Mesela onların dışarıdan görüp burada adapte etmek istediği fikirler de buralar açık değildi yani burada. Dolayısıyla o eğitimin de bu anlamda sürükleyici, sürdürülebilir bir öncülük ettiğini söylemem doğrusu zor. Aslında bizim köyümüz şanslı bir köydür. Yani eski kuşaklar için okuma dediğimizde ne anlaşılır? Genelde biliyorsunuz medrese kültürü. Medresede insanlara ne öğretilir? Elifba öğretilir. Okumak da onunla sınırlıydı. Mesela hayatı dini anlayış kuşatırdı. Neredeyse %100'e yakın. Buradan da vatandaşın nasibine ne çıkardı işte? Medrese dediğimiz, orada elifba öğretilir. Onun dışında bir de cuma dersleri diye çok iyi hatırladığım 32 farz öğretilirdi. Bunlar da böyle şey olarak öğretilirdi. Yani kategori olarak. Derinliğine öğretilmezdi.
Bizim köyün şöyle bir şanslı yönü var. Mesela işte dedemin mollu olması, dolayısıyla da o köyden bir hocanın bulunuyor olması dini eğitim için önemli bir şey. Bu önemini de ben bizden ziyade yaşlıların anlatımlarından daha değerli olduğunu o zaman anladım yani. Dedemin de çok pragmatik bir insan olduğunu anlıyorum. Mesela bir örnek verirsem rahatlıkla anlaşılır yani. Mayıs, Haziran, Temmuz ayları bizim çiftçimizin en hareketli olduğu dönemler. Mesela o dönemlerde cuma namazında Fatiha'yı okur iner bir şeyden. Minberden. Buradan ne anlıyoruz biz? Dolayısıyla da köylüyle uyum içerisinde. Mesela eğitim öğretimde olsun. Anlayışları kendine özel. Tabii ki bu dine uygunluğuyla ilgili. Bayburt Medresesi'nde okumuş. Bayburt Medresesi'nden sonra da Erzurum Medresesi'nde bir süre okumuş. Dolayısıyla da köye de dönünce de geçmişte de tabii bir Osman Efendi vardır. Osman Efendi'den okumuş. Ondan sonra Bayburt'a, Erzurum'a gitmiş. Ondan sonra da köyüne gelmiş. Dolayısıyla da bir köyde dini temsil eden o köylü birinin olması önemli bir şey o zamanlar yani. Evet. Derin izler de bıraktığını düşünüyorum. Onu da nereden düşünüyorum? Başka bizim yaşlıların bize anlattıklarından anlıyorum yani. Oldukça pratik çözümler getiren, fazla yormayan insanları öyle diyelim yani. Bence tam alimmiş tabii. Fakat ondan sonra normal cumhuriyet kurulduktan sonra tabii okumanın anlamı da değişiyor. Öğretmeni tanıyor insanlar mesela. O zaman eğitmen dediğimiz insanlar. Köyümüz bu anlamda şanslıdır mesela. Zannedersem Sünüre İlkokul açılmış köy olarak. Kitre abi. Kitre var mesela, önemlidir. Onların hemen arkasından da bizim köye açılmış. Ben o binayı tanıdım. Kerpiç bir binaydı. Tanıdım. Onun yıkıldığını da hatırlıyorum. Yeni binanın, yeni bugünkü bizim okuduğumuz okulun temellerinin atıldığı da. Hafızamda yani. Evet. Dolayısıyla bir de bizim köyde bulunan birkaç ailenin dışarıyla irtibatlı olmaları. Mesela eski fotoğraflar gördüm. Zabitler, askeri zabit olduğunu biliyorum mesela. Fotoğraflarını gördüm. Demek ki yani ta Osmanlılar döneminden bu işle ilintisi olan aileler var bizde yani. Bizim köy dışarıyı tanıyor aslında. Dolayısıyla Cumhuriyet kurulunca da bir ilişki içerisine girilmiş yani. Telefon niye versinler sizin köye yani? Onun bir anlamı var. Buradan ne anlıyoruz? Biz o günkü devletle iyi ilişki kurmuş bu köy. Biraz da Bayburt'a yakın olmasının da avantajları var yani. Eğitim öğretime de açık. Ondan sonra ilk kuşak okuyanlar var. Mesela onların içinde doktor var. Hepiniz biliyorsunuz yani. Mühendisler var. Tabii. Onlardan sonra kesinti olmamış mesela. Sizin babanız var, Turgut Hocam mesela. O kuşakta da bir okuma oldu. Ömer abiyi hatırlıyorum. Servet abiler var mesela. Evet. Onun hemen arkasından Behiç abiler falan var. Onun hemen arkasından da bizim grup geliyor diyelim işte. Necmi abilerden sonra diyebilirim yani. İşte Osman hocalar, Kenan abiler filan öyle bir kuşak, onların arkasına da biz monte olduk yani. Bizim zamanımızda hatırlıyorum mesela 15-16 kişilik bir gruptu. İyi bir grup yani 15-16 kişi. Tabii bunların hepsi okumadılar. Biraz şanssızlık diyelim, biraz mantaliteyi anlama ama okuma işinde, yaratılışında biraz payının olduğuna inanıyorum. Ben okumaya inanılmaz aşık bir çocuktum. Niye olduğunu halen bilmiyorum. Ama hakikaten seviyordum. Rüyalarıma giriyordu. İşte mesela bizim o dönemimizde gidenlerden hatırladığım kim var? Sadri var mesela, ben varım. Yani bu Kenan abilerin arkasından gelen kuşaktan. Üçüncü bir isim kim aklıma gelsin? Fazla yoktur. Belki de o kuşağın biraz çok başarılı olamamasının etkisi olabilir mi acaba? Öyle bir boşluk olduğundan sonra yani 5-10 senelik bir boşluk diyebilirim buna. Ondan sonra yeniden bir filizlenme oldu.
Sizler devreye girdiniz mesela. Ama bugün Allah'a şükür işte bakıyorum. Profesör yaftası taşıyan kaç arkadaş var bizde? 3, 4, 5. Doçentimiz var sizin gibi. Yani bu bir meyve de verdi. Kitap çıkarma diyelim. Yani bunun ne kadar değerlidir, ne kadar önemlidir, bu önemli değil aslında. Bir köyden mesela ben bir kitap çıkarmayı denedim, çıkardığımda. Mesela Faris, namı değer topçu çıkardı mesela. Şükrü Hoca'nın var değil mi? Mesela düşün, şöyle düşünelim bir anda. Türkiye'nin her köyünde 3 tane kitap yazılmış. Hangi köyde 3 tane kitap basılmış? Yok. Bu çok önemli bir şey. Yani geldiğimiz nokta kötü bir nokta değil. Bundan daha iyi olabilir miydi? Her aileden bir profesör olabilir miydi? Emin ol, olabilir. Evet. Yani demek ki herkes aynı şeyi aynı tonda anlamıyor belki ya. Köyde bu öğretmen arkadaşlarının yaptığı teşebbüs başka köylere intikal etti. Bir aşağıda ismini unuttum. Pürce miydi? Suya aşağı bir köy. Buradan örnek alarak okulun kavakları var. Okulun bahçesinde kavaklar var. Kesecek. Müracaat ediyor şeye, özel idareye. İhaleye verilecek. Şu olacak, bu olacak. İş uzanacak. Yani onlar da okul yapmak istiyorlar. O zaman darbe, 80 darbesinin kaymakamı da belediye başkanlığı da yaptı galiba. Yaptı neydi ya. O kaymakamın ismi neydi? Ben unuttum. Elibus. Öyle. Şimdi okul müdürü geliyor, ona diyor ki kaymakam da böyle böyle ben ağaçları şey diyeceğim, iş uzanacak. Ağaçları kesemiyoruz. Kanunen hakkımız yok. Ne yapalım? Hemen kaymakam ve Bülent Bey. Değil mi? Bülent Eylül. Eylül. Zile basıyor. Geliyor dışarıdan görevli. Diyor ki bana bir tane ağaç kesen adam bul. O da gidiyor. Çarşıda var o şeyler. Ağaç kesiciler. Onlardan getiriyor. Jip atıyorlar. Gidiyorlar o köye. Bir sürü kavak var. Kaymakam diyor ki kes şunu oğlum. Bunu kes, şunu kes, hepsini deviriyor kavaklar. Yani ihalesiz. Darbe yönetimi ya. Çınzada sapacaktan istifade. Evet. Kes. Ondan sonra diyor ki, köylüde toplanmış oraya. Diyor ki, kavakları almak isteyen var mı? Bir kişi diyor, ben alırım. Hemen gel buraya. Tutuşuyorlar. Şey var. Sallıyor kaymakam adamın elini, bir fiyat söylüyorlar ve satıyor. Sattım diyor, tamam diyor, haydi. Başka bir laf söylüyor da ben bunu söylemeyeceğim burada. Ve sizin yaptığınız bu iş o köye intikal etmiş ve olmuş. Öyle mi? Evet, hangi köyü sen hatırlıyor musun? Bizim yaptığımızın sonu var. Ha, tamam. Şimdi tamam. Biraz yaptığı sonuna doğru geldiği para yok. Zorlandık yani. Bahar. Bu şey açılışı var, Bişki Nakış Kursu'nun açılışı var. Vali açılışa geldi. Buraya, köye. Gümüşhane var. Gümüşhane var, geldi. Okulun şeyini gördü. Burayı kim yapıyor be, kim? Çıktı bana. Efendim, biz çıktı bana, öğretmenler. Sayın Vali, biz yapıyoruz. Döndü oradakilerine. Bunlar burayı yapıyor da siz ne yapıyorsunuz? Milli Eğitim Müdürü orada, ilçe orada, müfettişler orada, hepsi orada. Milli Eğitim Müdürü kim? O zaman Kadagal Bakır'dı. Kadagal. Kadagal Bakır'dı. Döndü bana dedi ki, burayı ne kadar paraya bitirebilirsin? Ben de sayım var, korka. 200 bin dedi o zaman. Evet. 250 bin olsa bitiririz. Salı günü git, özel idareden parayı al. Maşallah. Salı günü gittim. Adnan ağabeyi bak özel idarede. Dedi hocam hele gel. Bu vali 520
5000 lira yollamış da bu parayı sen nasıl ödeyeceksin? Ben ne bileyim. 250 5000 mi olmuş? 500 olmuş. 500 yolladı. Ha 250 500 olmuş. He. O zaman büyük para ya. İyi para. Neyse. Dedi ya git orada esnaftan fatura götür de. O kolay dedi. Neyse o adam faturayı bulduk götürdüm parayı ödedi. Geldik köye. Para var. Gelin ustalar. Devam. Okulu bitirdik. Vali Bey takip edir. Arabaları yolladı. Ta şeyin oradan okulun oraya kadar yol yapıldı. Kendi okulu kenti yap kampanyasına Ankara'dan şey geldi. Kamera televizyon verdi. Ya biz izleyemedik. Kasaroğlu neydi şey? İzmir Vali Yardımcısı gelmişti. Gümüşhane Valisi. Kasaroğlu'ydu. Yani biz o 12'ye kadar, 11'e kadar bekledik. O şeyi izleyeceğiz. Kendimizi. Daha vermeyeceğiz ama vermiş yani. O şeydi de verdi onu. Neyse. Yani bir hizmetimiz oldu ama bugün... Ama boşa gitti şu anda öğrenci. Ya neyse o günkü o hizmetti. Boşa gitti. Taşımalı sistem. Yani... Kulyovu'du büyük abimcilin zamanında. Abim, en büyük Kamil abim hiç okumamış. Risale ablam, Sabire bacım bunlar hiç okumamış, okul yokmuş. Ondan sonra işte okulu yapmışlar. Okulu yaptıktan sonra Yusuf abimcil gittiler. Öğretmen değil de eğitmen vardı, 3'e kadar okurdular. 38'de, 35'de o sıralarda. Allah Allah. He, o sıralarda. He. Biz daha doğmamıştık Allah daha. 38'ler falan. He. Ondan sonra işte bu Murat öğretmen vardı, Korsu'dan gelmişti. O 3'e kadar okudurdu. Yusuf abimcil okudular. Onlar İbrahim abimcil 5'e kadar okudular. Ondan sonra da işte öğretmen geldi başka köylerden. Biz 5'e kadar okuduk. Bitirdik, imtihan olduk, bitirdik. İşte Selahattin Efendi geldi babama dedi ki Çavuş Emi bu kadar nüfusun var. Bırak bu çocukları askeriye vererek yatırmaya başka yatı ben yaptırırım dedi bu işler. Bizim çocuklarla beraber okusunlar. Valla yok oğlum bunlar gittiğim öküzleri kim otaracak? Anladın mı? Niyetim vardı kaçtım Bayburt'a gittim. Bir hafta o Mehmet Emigil'de durdum. Yattım ondan sonra bu Recep Tayşehir'e gelmiş. Ona tembih ettirmiş ki oğlanı söyle de Mehmet'e versin gözüm malları otaran yoktur. Döndü. 64-65 yılında başladım. Başladığımda eğitim oldukça ihmal edildiğini düşünüyorum. Farklı öğrencilerde. Daha önce gene fazla durmamış. Düzenli vazife yapmamış. İşte. Ben de dört elime sarıldım. Köyde sen, köy neredesin? Öğrenciler verdi. Köyden aldığım değişik itibaren de ihtiyaç duydum. Daha önce zaten vardı bende. Piyes yazıp şeye, sahneye koymayı düşündüm. Öğrencileri kabiliyetli gördüm. Hangisine hangi rolü verdimse en güzel şekilde yaptılar. Bunu artık gelenek haline getirdim. Her sene yapıyorum. Tek bir sınıfta efendim sıraları sahne yapmak şartıyla, ihramlardan perde yapmak şartıyla caminin şeyini, mikrofonunu, ses düzenini getirdim. İmamdan rica edip her sene bunu yapıyorduk. Yaptıkça zevk aldım. Yaptıkça zevk aldım. Yani şeyde daha sonra seyredenlerden de duyarsınız. İşte acıklı dramatik şeyler yaptık. Ağlayanları gördüm. İzlerken ağlayanları gördüm. Daha istediler, daha istediler. Onlar istedikçe de kendimi güç hissettim. Aynı şeyi yaptım. Müsamere işini öyle yani her sene yapmak şartıyla devam ettim. Hatta çevre köylerden de çağırıp izlettiklerim oldu. Efendim, korosuyla, her şeyle, kendim saz çalmak şartıyla bu şekilde yaptım. Köylünün çoğunda zevk duyduğunu gördüm.
Onun öyle devam ne hususta? Futbol. Gençlerle beraber her zaman hiç ayrılmadan onlarla beraber futbol oynadık. Çevrede en iyi futbol sahibi bizde. Arkasında şeyde düğünlerde köyden gördüğüm ilgiyle şeyde düğünde efendim nişanda her türlü şeyde konak odalarında köylerden dinlediğim şeyler. Hatta bu hususta bazen eğer sorunca hocam siz köyde nesin? Hemen hatırlar hocam bizim köy. Hatta bu başta bizim köyle baş yaparken ya ayıp oluyor sen bizim köylüsün bize baş olmuyorsun diye de sitem ederdiler. Tırlarayla oynarken ha? Evet. Ta Lançıkar'dan taş getirip şeye iki lojmanın arasına duvar yapıp çam dikti. Ah iki lojmanın arasına daha bahçeyi. Bunlar duruyorlar hocam, ağaçlar duruyorlar. Ondan sonra biraz daha köyün içine gidip samimi olunca gelin şurayı yapalım. Efendim traktörler çoğaldı, zonoklar çoğaldı. Hemen mece yaptık, gitti şehirden taş getirdiler. Ustalar özeldi, ustalar ustalık yaptı, yerleri çırak yaptı, duvarları yaptı. Ve duvarların, babaların üstündeki yuvarlakları da ben kendim şey yaptım. Öyle mi hocam o yuvarlak? Onun biri duruyor, biri gitmiş hocam. Biri. Kendim, sarı taştan. Allah Allah, evet. Nasıl yaptınız hocam, o da ilginç. Şimdi, çok yumuşak sarı taştı kayboldu. Yonttunuz yani onu. Yani şeyde Allah rahatını yeni aldım dedi. Buraya taş koymam dedi. Çok gitti. İki rica ettim. Hiç kırmadı. Hemen bütün traktörler Bayburt'a taşı. Getirdiler, yaptık, ettik. Ondan sonra fidan diktik. Onlar yetişti. Daha sonra yenilerini derken da iş başlamış da gittim. Çocuklar şey, bir yerinde çanta, var burada, bir yerinde şey, tezek. Söylememde bir mahsul yok. Yok, yok. Geliyorlar, her gün getiriyorlar, işte sobalar yapıyorlar. O zaman, şimdi rahmetli oldu, Halit Tayfur okulundu, öğretmen öğretmenim. Dedim ki abi bu böyle bu çocuklara yazık. Getirip de bu her gün niye bu çocuk? Ne yapalım? Sen izin verirsen ben yapayım. Yap bildiğin gibi yap. 15'er 20'şer tane evine göre tezek liste yaptım. Verdim, getireceksin. Çocuk da kurtardı. Çocuk da Allah razı olsun dedi. Babası da Allah razı olsun. Hatta 1-2, 15-20 fazla, ona bile fazla diyen oldu. Daha sonra oduna geçti. Şehirden odun getirdik, odun yaptık. Basbayağı yeni dişler, eskiye göre yeni dişler yaptık. Ben geldiğimde eğitmeni net ederdiler. Biz eğitmenden okuduk hiçe kadar. Şimdi ben ezberlediğim şiirleri sayın hocam size. Ondan sonra bir, iki, üç, beş, böylesi öğretmen köye gelmedi dediler. Onlar dedi, ben demedim. Bir de hocam bu çocukları fazla dövüyor musunuz? Onun zaman, sebebi böyle hepsini dışarı döküyor musunuz? Güzel bir soru. Ben teşekkür ederim. İlk zamanları müthiş döverdim. Niye döverdim? Biraz önce dedim ya, bir, iki, üçte okur yazar yok. Dört, beş çat. İşte denk gelenler olursa sor. Buna okul yazarmak, yazar etmek için ne eve sahip işe bakıyor, ev işe hamile çalışmıyor. O zaman çocuklar mesela havbeşiri dövmezsem öleceğim mümkün. Şeyde geç gelir, niye geç geldin? Alları gördük diye.
sizin hizmetçileriniz var. Ya ağabeyim koymadı. Hatta bir ara birkaç kişi o şeyin Kara abinin o çöşsanlar falan bir araya gel, bunu bir dövelim demişler. Evet, sen ne çömür? Çöşten giderken yoldan dövecekmişler. Yoktu, gittik. Bir türlü cesareti vermemiştik. Vazgeçmiştik. Onunla fazla dövmemek için boşalttırdılar. Patır patır hepsi dışarıydı. Bir kere çok büyük bir yanlış yaptım. Şeyde rahmetli Toran Soslu İbrahim tanıdın mı? Tanıdım. Onun torun. Şimdi yeni sıralar yaptık. Salim ağabeyi ve şey. Muhtar. Pırıl pırıl yaptı. Hasan Danya yaptırdı. Ben dedim. Ama bilmiyorum dedim. Şöyle o güzelim şeyler yapmışım. Girdim ben içeri girdim mi sınıfta? En az üç sınıf, üç dört sınıf. Köşeye geçer. Ben kontrol ederim. Oturma oturma saadetim yok. Yani. Bitirene kadar da hiç oturmam. Şeyde bir orada dikildi. Basayı bir bıçakla yaralanmışlar. Bir baktım. Şimdi ben dövürsem çok kötü döveceğim. Sabrettim. Yanımdaki çocuk. Öğretmenim Sırrı'ya bak. Öğretmenim Sırrı'ya bak. Durmaz. Mesela aldım çocuğu şeyin ortasına, tahtanın önüne, gel bakayım, sen dayanabiliyor. Şöyle bir oyun oynuyorlar şey. Aralarında. Çakılarla. He, dayanabiliyor musun dedi, dokundu elini, çıktı. Çıktı, attım dışarı, şey, git baban gelsin, beni şikayet etsin, ben de sıraları yenilettim. Devlet bağına da öyle. Ta bitirene kadar şey, İbrahim dayı geldi, dedesi çocuğu. Sınıftan içeri girdi, dedi ki kadar bir şey diyeceğim. Bu dövmek dövmek, bıçaklamak da var mı? Dövmek bile hakkımız yok dedi. Tamam. Ben bıçaklamak bırak, gel bak seni, gidersin şikayet edersin. Baston elimde ben dövmeyen geldi. Ben sana nasıl döveyim ki? Sen gençsin. Gidersin oğullarını göndersin. Bunlar gençliğin içinde. 50 ne olursa var. Gençlik. Aşım 44 sene çalıştım. 44 sene 6 ay. Aşım yeniden öğretmen olsam belki bilmediğim 500 tür bir şey daha. Tabii hocam. Ha. Ondan sonra çıktı gitti adam. Öğünden mahcup. Hiçbir şey demedim, iyice mahcup oldum. Ondan sonra gittim. Daha sonra budalarına gittim, evlerine gittim. Elini öptüm. Aa, dedim, önemli değil, sen bizim çocuklarımızın için ediyorsun. Ama o şey hakikaten çok kötü oldu. Yani oldu değilse hakikaten de şey yapmadım. Anladım hocam. Yani, çocuk sonra öğretmenim ben bakmıyorum, bakarsan. Bu anınız da oldu. Şimdi bir tane çocuk da eğer sizden görür, şikayet etsin, desin ki ya bize şöyle çıkar hemen. Futbolumuzu oynardık, eyle şey yapardık. Şeyde ilk zamanda çocuklar teneffüse çıkıyor. Hiç içeri almıyor. Canımız ne zaman istersin o zaman. Rahmetli Halit abi bunlar ne zaman içeri? Ya şimdi o oynasınlar. Abi ben yeni başladım, böyle başlarsak dedim ki o zaman sen bildiğin gibi. Beşinci sınıflarda görevler giriyordum. Sili çal diyorum, teneffüse çıkıyorum. Bakıyorum sanki sili çal, içeri giriyorum. Şaşırdı çocuklar ya, neymiş bu, ne güzelmiş böyle. Bu tür şeylerde yani. Yani okulda zili ilk defa siz mi şey yaptınız hocam, başlattınız? Bu teneffüs. İçeri girin diyordu lan. Tamam.
Şimdi şey yaptı. Çocuk çıktı da şeyler, zili çarpıyor. Derdi içeri güzel güzel. Benim sınıfımdan çocuğa çık zili çarpıyor. Çıkıyor. Teneffüse çıkıyor. Anladım. Şimdi bunun yanında diğer yani işte hani eğitim dediğimiz de sobanın başında oturuyor. Gelin sigarası içiyor o zaman. Maaşını hesaplıyor. Sigara içiyor sınıfta. Öğretmen ha? Şeyde Çanakkale bir öğretmen vardı Burhan Gezer diye. Gezer. Burhan Gezer. Uzun. Şeyde sınıfa bakıyor. Görünmüyor. Kapının arkasına geçmiş sigara içiyor. Ulan ne yapıyorsun? Abi öyle işte. Çık dışarıda iş ya. Olacak şey mi siz yeni başladınız? Yani sizler bu köye ne kattınız? Şimdi madem sordun ben başlayayım da. Buyurun hocam. Arkadaşlar tamamlasınlar çünkü ben kısa bir dönem kaldım burada. İki sene kaldım. Olsun hocam gittiğiniz şimdi köylerde neyse, bize. Öğrenciler yetiştirdik. Kendi çapımızda. Ondan sonra kaç sene kaldın sen? Ben 14. 14. Sen de 14. Fazla. Ben 2 sene. Köyümüzde ilk Kenan Evren dönemindeydi. Bayburt'ta. Yani tüm köylerinde en önce bizim köyde kendi okulunu kendin yap kampanyasını biz yaptık ve üst sınıf ekledik. Vali, yani ildeki müdür takım, kazadaki müdür takım hepsi açılışa geldiler. Ben de gelmiştim. Ben de ne soruyor? Başka yer değil mi? Açılışı ilk olarak Gümüşhane ilinde bizim köyde başlattık, yaptık. Duvarlarını işte, askeriyeden izin alarak kışların içerisinden getirdik. Evet, taş oradan getirdik. Getirdik. Duvarlarını yaptık. Hem şeyin, sınıfların duvarlarını hem de bahçenin duvarlarını. Taş da kullandı. Taş da kullandı. Yani duvarlara taştı. Şey, Nafiz hocam, bahçe duvarları ondan evvel yapılmıştı da. Bahçe duvarı evet. Yoksa, evet, bahçe duvarlarını hemen yapmıştım. Yani bahçe duvarlarını yapan da Aydın Hoca buradaydı. Bu araba he Aydın Hoca bizim he? Aydın Hoca ha, buradaydı. Okulları yapan da yok da Aydın ne? Yok. Şey, ha, bahçe duvarlarını bahçe duvarlarını zaten o sene üçümüz toplandık. Yanına bu duvarları yaptıralım dedik. Şeydi, İbrahim ağabeyin. Muhtarıydı. Neyse karar ettik o sene. O duvarları yaptık. O sene sonra gitti zaten Aydın Hoca. Mezarlığın duvarları da aynı illere mi? Hemen aynı. Çalıştı, orada da çalıştı. Çocuklarını da götürüp taş toplattırıldı bu yolda. Sizin ya, başlattığınız bu hayırlı işi ben başka bir köyden şey ettim, örnek vereceğim. Bizi başlattınız, yaptınız burayı. Serdar Hoca, 5 öğretmen var, 2 sınıf var. Biliyorum onu. 2 sınıf. Hadi dört öğretmen olur da beşinci ne yapacak? Yani iki öğretim yapsa. Öğretmen odasını açtık sınıf şeye. Salih miydi? Ben bir sene şeyde okuttum. Şaban Emen'in kulübede. Şaban Ağabeyler'de kulübesi var idi. Bir sene ben orada okuttum şeyde. Kulübede. Birinci sınıfları. He. Ya oranın yapılması da okulun o fidanları var diye. Orada kavaklar var. Okulun oraya şeyler. Orayı sattık. Geldik yaptık. Okula gittiniz mi? Ben gittim. Zamanımızda yok. O sırada geldim. Gitmiş gitmem. Okuma yazmanız yok. Kur'an okumayı biliyor musunuz? Biliyorum. Baban mı öğretti? Yok. Medreseye. Medresede. Siz teyzeniz. Ben de okudum. Babam ülkede hocaya gitti. Hoca cuma derslerini sordu. Hepsini öğrendik. Hoca şuraya gidip, hoca gidip. Bu da Gülşah Hoca. Geldi ki şey, Selma ki eski geyik bir tane tuman. O kadar kravatlı geyik, uşağı. Dedim kız şey, Selma seni gören sadala verir. Hocayı gören sandalyeye çekildi. Bu nasıl iş? Evet, götürüyor bizi şeye,
Kız kağıdı tıratladı. Yarın bırakıp da gittik başkaya soruyor ki Ayşe. Senin kız kağıdını orada dedi. Ben babamın üstüne yaptı dedi. Benim kız kağıdını ne arar? Dede dedi minnatlar onu köyde sormadın. Öküzün altına bakmadın da yolda mı bakırsan öküzün alsın. Yolda soruyor ha? Evet. Varmış bizim köylü de öküz almış demiş. Dayı öküz aldım. Orada demiş baktım iş var mı yok. Demiş adam dayı.